Lam. Oha. Selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız sürece biz bugün üniversitede bir gün işte Konya Beyşehir altta bir vlog çekeceğiz. Ve Merve. Merve benim üniversitenin arkadaşım. Şimdi Merve hazırlandı. Benim de birkaç işlerim kaldı. Onu da halledip üniversiteye gideceğiz. Bugün daha ne dersimiz var? Bilmiyoruz çünkü çamarız. İşte onları halledip ondan sonra merkeze falan gideceğiz. Şimdi siz de göreceksiniz zaten. O zaman... Dersimiz 1:30'da. Ondan sonra da biraz çarşıya ineceğiz. Bu kadar. Şimdi Merve'yi bekliyoruz. Hadi Merve'yi almaya gidelim. Olmuş. Benim güzel olmuş mu? Çok güzel. Arkadaşlar Merve egomu tatmin ediyor. Çok güzel bir arkadaş. Şimdi şeydeyiz. Yurttayız. Yani yurtta etraftan göstermiştim Merve gelirken. Şimdi kampüse iniyoruz. Orada şey ederek ki görüşürüz. Kanka ne yapıyorsun? Tamam yürü. Ben çakacaksın bana. Sanırım üst sınıflardan alt ders alanlar. Şimdi ben kendime bakmaya geldim. Ve şimdi tekrar gidiyorum. Tüpçem bozuk, tüpçem yok. Yollardan geçtik, gidiyoruz. Çarşıya doğru gidiyoruz. Hepiniz gördünüz zaten. Dersimiz genel biyolojiydi. Latinceydi. Yani şey, alem sınıflandırmaları falan gördük işte ilk dersimiz. Çok bir ileride gitmedik. Blok oldu. 3 dersimiz vardı. 3'ünü birleştirdik. İşte 1 saat 15 dakika falan mı? Derslerimiz tek tek yarım saat zaten. 3'ünü birleştirince öyle bir şey oldu. Onu hallettik. Başka dersimiz yok. Hani sabah online derslerimiz vardı ama sistem bozuk olduğu için giremedik. Şey varmış, yarın 10:30'da konferans salonunda toplantı varmış. Hani bir genel tanıtım, müdür kendini tanıtacakmış falan. Yani bildiğiniz üniversite tanıtımı olacak. Belki şey yapabilirim hani bir günlük vlog ama bu videoyu yarın editleyip hani o tanıtım aşamasını, konferans aşamasını daha bilgilendirmek amacıyla onu da çekip araya ekleyebilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Bizim rotamız değişti. Biz burada bir tane şey vardı. Köfteci, dürümcü gibi bir şey vardı. Orada dürüm yemeye karar verdik. Sonra kahve içmeye bizim o mekana gideceğiz. Ondan sonra sahil kenarı, tekne turu, cacurt. Onları yapmayı düşünüyoruz. Hadi bakayım. Rotamız değişti. En son bir şeyler diyordum ama hepsinden farklı bir yere geldik. Adana kebap yemeye geldik. Çok açık çünkü. Valla şu an çok doydum yani. Kahvaltıyı bu saatte yaptığım için üzgünüm ama. Çok mutluyuz kahvaltı bu saatte yaptığım için ve Adana dürümle yaptığım için. Adana kebap. Çok ani bir kararla Adana kebap yedik ama yani çok doyduk şu an ve şu an çok enerjim. Sadece hafif bir başım ağrıyor. Neyse yapalım. Başım ağrısı geçti bu arada. Benim geçmedi. Birazdan geçebilirim. Şey yapacağız şimdi arkadaşlar. Merve'nin kargosu var. Merve'nin kargosunu alacağız. Şu ışık ben üstünde diyor güneş. Merve'nin kargosunu aldıktan sonra biraz çarşıda falan gezip göl kenarına inmeyi düşünüyoruz. Yine siz bizim dediklerimize güvenmeyin. Video sonunda başka yerlere gitmiş olabiliriz. Niye bu kadar
kalabalık olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Yalnız bizim ilk işimiz kargoyu bulmak falan ama sanırım 6 dakika daha yürümemiz gerekiyor. Haritalardan baktık. Bakalım. Çok kalabalık ya. Tabii konuma göre gittik. Yani ne olduğunu Merve'nin anlatması istiyorum. Ama mükemmel kişiler konumdan taşınmışlar ve konumu değiştirmemişler. Biz de gittiğimiz yerde herhangi bir şekilde Sırat Kargo yoktu. Resimlere bakıyoruz, etrafındaki her şey aynı. Sırat Kargo'nun olduğu yerde Ağız bir var. Neyse, aşağı doğru biz geliyoruz. Yeni bir konum bulduk yine. Orada bir sonraki taşındığı yermiş. Şu an üçüncü yerine taşınmış. Bak, üç kez yer değiştirmiş. Hala konumu güncellememiş. Neyse. Oradan biri çıktı dedi. Kendine de bir yer mi arıyorsunuz dedi. Arabalar geliyor bak, çarpacağız. Çok uzakta olduğunu söyledi bize. Aşağıda göl kenarından akma böyle bir kanal gibi, bir su gibi bir yer var. Onun dedi yanından dedi sağa doğru dedi 300 metre gideceksiniz dedi, orada var dedi. Biz de mecbur olduğumuz için gideceğiz. Ve bulduk yani sonunda kanalı. He? Kurumuş arkadaşlar, kurumuş kanal. Merve? Ya burada su yok, kalmamış. Burada canavar yok. Arkadaşlar 300 metre ileri doğru yürüyoruz dediklerine göre ama o görünürde hala bir kargo merkezi yok. Umarım Namık kemallenmedik yani. Beyşehir'in çıkışına falan geldik herhalde. Bilmiyorum yani. Hala yok ortada bir Sırat Kargo. Evler falan çok iyi. Biz şu an hep çarşıya çıktığımız için, bak güneş çok kötü geliyor, ben nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Çarşıya çıktığımız için, mahallelerine hiç girmediğimiz için bilmiyorduk ama şu an evlerin... Abi evleri çok lüks ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Buranın en kötü arabası, yani en kötü arabası polis yok. Arabası. En kötü arabası polis arabası. Şaka gibi arabaların hepsi çok lüks ve yani harika. Arkadaşlar kargo açılımı. Evet arkadaşlar, kargo açılımı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Kargo açılımı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Trendyol Villa'dan arkadaşlar. Linki aşağıya bırakırız. Kaydı. Sonra bu çanta. Bu çantanın her rengini alma kararı aldık. Beyaz, aynen, siyah. Şu an Merve'nin koluna krem rengi. Benim kolumda da lila rengi takılı arkadaşlar. Trendyol indimini kullanarak sonuna kadar kullanıyoruz. O, ben bunu çok sevdim. Ben bu şekil kullanmıştım ama bu zincir de var. Bu sanırım biraz da şey için, bunu üniversite fark ederken takmayız da daha böyle modern. Böyle o kadar uzağa gittik ki şu an beynim var ya, patlıyor, çatlıyor, ölüyorum. Patlıyor, çatlıyor, ölüyorum. Neyse biz biraz dinlenelim. Kafeye oturmamız gerekiyor sanırım. Arkadaşlar sanırım biz sizi en son parkta bıraktık. Biz ondan sonra ne yaptık? Burada geldik. Üstümüz başımızı değiştirdik. Çarçut falan. Şimdi yoğurt yiyoruz. Yoğurt yiyip mika izliyoruz. Bizim bir günümüz klasik olarak böyle geçiyor maalesef. Gösterebileceğim. Maksimum şey bu. Burada maksimum şey bu. Neyse, keyif aldıysanız ne mutlu bize. Şimdilik Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle bir kapanış hiç yapmamışım hayatımda. Yoğurt yiyelim. Yoğurt da kapat kamerayı.